Bu Mansur Yavaş olayını konuşalım. Daha doğrusu neydi? Yüksel Yüksel neydi? Arslan. Efendim? Yüksel Arslan, Ankara Evet. Milletvekili. Evet, onun yarattığı krizi konuşacağız ama önce bir videomuzu izleyelim, sonra konuşalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski özel kalem müdürü ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyada paylaştığı mesajla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddia edildi. Yüksel Arslan mesajında tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana proje çocuk denir, Mustafa Kemal'in askeri denmez ifadelerini kullandı. Arslan'ın mesajına tepki gösteren Mansur Yavaş, kendisine tavsiyem bu tweet'i silmesidir yanıtını verdi. Arslan paylaşımını kaldırmadı ancak İmamoğlu'nu kastetmediğini söyledi ve Yavaş'ın tepkisi üzerine Aski Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Şimdi ne demiş? Proje çocuk, siyasi kalpazan, tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek, hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan gibi şeyler kullanmış. Sonra ben İmamoğlu'nu kastetmedim dedi. Ben şeyi anlamadım. Şimdi bu Yüksel Arslan eski özel kalem müdürü, sonra İyi Parti'den milletvekili, İyi Parti'den ayrılıyor, bağımsız kalıyor. Mansur Yavaş'a en yakın isim olarak biliniyor. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulübü, Aski Spor Kulübü başkanıymış. Yani Evet. milletvekili olarak bunu da yapabiliyor demek ki, öyle mi? Evet, Ankara'da biraz siyaset böyle de işliyor olabilir. Yani böyle insan sıkıntısı varmış demek ki ama görevinden de ayrılmış. Şimdi bir Yüksel Aslan Mansur Yavaş'ın adamı değil mi? Çok yakın adamı Özen Çakır. Özel kalemliğini yaptığı Mansur Yavaş 2019'da belediye başkanı seçildiği günden itibaren neredeyse her gün beraberlerdi. Çok yakın bir ilişkileri söz konusuydu. Ki son günlere kadar da öyleydi. Biz zaten şunu anlamıyoruz. Hani siz nasıl yorumlarsınız onu merak ediyorum. Bu açıklama neden yapıldı Yüksel Arslan tarafından? Hani konu şu an bu muydu? Türkiye gündeminde, muhalefetin gündeminde bu mu vardı? Peki hakikaten niye böyle bir şey yazar bir insan? Yani ortada tol yok, yumurta yok. Yani tol yok, yumurta yok diyorum. Aslında var bir rekabet de bu kadar sert bir çıkış falan. Yani bunu bir deneyimli bir siyasetçi olduğu da anlaşılıyor. Tam bir meydan okuyuş ve onu kastetmedim dediği zaman da kimse inanmıyor. İnanmaz çünkü şöyle bir şey söylemek lazım Ruşen Çakır. Proje çocuk, siyasi kalpazanlık, hangi bayrağı tuttuğu belli değil cümleleri aslında bize tanıdık geliyor. Bizzat Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik bu ithamları da vardı. AKP milletvekillerinin, AKP'nin önemli isimlerinin Ekrem İmamoğlu'na yönelik böyle ithamları söz konusu oldu. 2019'da İstanbul Belediye Başkanlığı kazandığı günden itibaren bu ifadeleri kullandılar. Ama aslında bu biraz bence erken çıkmış bir ses. Çünkü Ankara'da şu bir süredir konuşuyor Ruşen Çakır. Olası bir erken seçim velev ki tarihinde olacak biraz seçimde milliyetçilerin adayı tartışması Ankara'da ilk günden beri var aslında. Milliyetçiler kimi destekleyecek? Özellikle mesela Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, yine İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, bu isimlerin, bunlar Ankara'nın milliyetçi cenahında önde gelen isimler aslında. Muhalif milliyetçi cenahında diyeyim. Bu isimlerin bir süredir İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı destekleriz gibi bir yaklaşımının olduğunu Ankara kulislerinde bir süredir duyuyoruz zaten. Aslında Yüksel Aslan da bu isimler gibi düşünüyor. Ama bunu şimdi neden yaptı? Vakti miydi bu erken? Acaba erken mi davrandı? Hani bir planın, bir İnşa sürecinin mesajını erken mi verdi? O konuda biraz tereddütlüyüm. Çünkü Mansur Yavaş da direkt İmamoğlu'na sahip çıkan bir açıklama yaptı. Orada hani sular biraz daha kızışacak gibi görünüyor ilerleyen süreçte Ruşen Çakır'ın. Ne demiş? Kendisine tavsiyem bu tweet'i silmesidir demiş ama o tweet silinse bile herhalde Ekrem İmamoğlu bunu unutmayacaktır. Yani Tabii. Ekrem İmamoğlu ve onu destekleyenler. O zaman şöyle bir şey, Mansur Yavaş'ı zor durumda bırakan bir açıklama yapmış oluyor.
Tabii. Mansur Yavaş da ivedilikle zaten o yüzden yanıt verdi. Çünkü CHP içerisinde de biliyorsunuz son kurultayda da TÜİK kurultayında da Mansur Yavaş'ın orada bir sistemi olmuştu. İmamoğlu'yla hani İmamoğlu bir konuşma yapmıştı ama Mansur Yavaş konuşmaya davet edildi ve ben bundan haberim yoktu gibi bir sistemde bulunmuştu. CHP içerisinde de ufak ufak da olsa bir çalkantı söz konusu. Mansur Yavaş da bunun büyümemesi için aslında bu yanıtı verdi ve İmamoğlu'na sahip çıktı. Ben biraz hani şöyle de düşünüyorum Ruşen Çakır. Meclis kulislerinde de bunu konuşuyorduk. Meclis tatile girmeden bu dönem daha çok fazla duyacağız muhtemelen. Erdoğan'ın ve AKP'nin karşısında istediği bir cumhurbaşkanı adayı var. Bu aday İmamoğlu değil ama bunu sürekli duyuyoruz. Bunu besleyecek bir şekilde bu tartışmalarında yürütüldüğünü düşünmekteyim açıkçası. Evet Mahir, çok teşekkürler. Gerçekten acayip bir olay. Yani nereden baksan anlamsız. O Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardı biliyorsun. Onun gibi. Yani bir de şöyle bir şey olsa anlayacağım. Ne var yani yaptım öyle değil misiniz dese anlayacağım. Hani bir şeyi var. Bir o zaman hani Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediysen kimi kastettin? Onu açıklaman gerekir. Böyle de bir şey yok. Bir şekilde siyaseten bir yanlış bir şey yapmış ve faturayı esas olarak Mansur Yavaş'a kesmiş. Garip bir durum. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı seçimine gelene kadar biz buna benzer acayiplikleri çok yaşayacağız. Evet Mahir, çok teşekkürler.